Biz söyledik, öyle olağanüstü bir artış yapmayın, tamam. Makulü nedir? 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz. Yani bir işçinin, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin en azından bir parça üstünde olsun. Bu da kabul görmedim. Dolayısıyla işçinin hakkını ve hukukunu savunmak yine bize düştü. Şimdi gelelim esas, esas meseleye. çok sık tekrar edilen bir sözcük var. Beka. Nedir beka? Bir beka sorunumuz var. Hatta bazen derler, Kılıçdaroğlu bir beka sorunudur. Kılıçdaroğlu efendim bir milli güvenlik sorunudur diye söylerler. Beka nedir? Önce buradan başlayalım. Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu, ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi bekadır. İç tehditler, dış tehditler, toprak bütünlüğü, anayasal düzeni bunları korumak bir beka, bir bekadır. Devletin varlığını koruyacaksınız. Devletin saygınlığını koruyacaksınız. Devleti ezdirmeyeceksiniz. Devlet saygın olacak. Devlet koruyucu olacak. Kemal Tahir'in dediği gibi devlet ana olacak. Vatandaşının üzerine titriyecek. Bayrağını koruyacak vatandaşıyla beraber. Saygılığını koruyacak. Budur devletin bekası. Türkiye'de bir beka sorunu var mı? Evet Türkiye'de bir beka sorunu var. Çok açık ve çok ne söylüyorum. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka sorunu vardır. Bir, eğer devleti yöneten bir kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alınmışsa, mal varlığı dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramıyorsa o kişi teslim alınmış kişidir. O kişi eğer devletin en tepesinde ise Türkiye için bir beka sorunudur. <laughs> Devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarıda. Biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Ve tehdit ediyorlar. Kızdırma senin mal varlığını açıklarız. Tek bir cümle dahi kurulamıyorsa bu ülkede bir beka sorunu artık oluştu demektir. Söylemesi gereken cümle ne? Araştırmazsanız namertiniz. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. Beni böyle asla tehdit edemezsin demesi gerekirdi. Demedim. Demek ki Türkiye'nin bir beka sorunu var. İki, Nazım Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi vardır değerli arkadaşlar. İki temel ilkesi vardır. Bir siyasi bağımsızlık. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bu siyasi bağımsızlıktır. Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Hiçbir güç bana müdahale edemez. Ama ikinci bir ilkesi daha var savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Demek ki ekonomik bağımsızlık bu kadar değerli. Eğer ekonomik olarak birilerine bağımlıysanız, kapı kapı dolaşıyorsanız, Türkiye'yi tefecilere teslim etmişseniz bir beka sorunumuz var demektir. Geçen hafta Duyunu umumiye hükümeti demiştim. Duyunu umumiye kabinesi demiştim. Yani devleti uluslararası tefecilere teslim eden bir kabine demiştim. Eğer bir devleti siz uluslararası tefecilere ve onların yandaşlarına, onların siyasi aktörlerine Türkiye'yi teslim etmişseniz bir beka sorunumuz var demektir. Bakın değerli arkadaşlar. Erdoğan döneminde her ay ödenen faiz, her ay 2 milyar 222 milyon 770 bin 872 dolar. Her ay ortalama bu kadar faiz ödenir. 85 milyonun sırtından bu faiz ödenir. Her gün ödenen faiz 73 milyon 88 bin 24 dolar. Her gün. Her saat ödenen faiz 3 milyon 45 bin 334 dolar. Her saat ödenen faiz. Beka sorunu budur. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirmek. Bir borç batağı içine Türkiye'yi sürüklemek. Ve para bulmak için olmadık taktalar attırmak. Gidip birilerine yalvarmak. Gidip birilerine yakarmak ve Türkiye'nin iradesini satmak. Bir daha ifade ediyorum. Türkiye'nin iradesini satmak. Bu beka sorunudur. Biliyorum diyecekler ki Türkiye'nin iradesi satıldı mı? Üç. Türkiye'nin iradesi satıldı. Toplum unutabilir ama biz unutmayacağız. Değerli arkadaşlarım biz unutmayacağız bunu. İstanbul'da bir cinayet işlendi. Kaçıkçı cinayet. Suudi Arabistan kökenli birisi ya da vatandaşı İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldü. Cinayet işlendi. Eğer bu ülke bağımsızsa ve bu ülke gerçekten saygın bir ülkeyse ve bu ülkenin uluslararası bir itibarı varsa cinayet burada işlendiyse davanın burada görülmesi ve sanığın burada yargılanması gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Para için para için Türkiye'nin iradesi satıldı. Yargının iradesi satıldı. Neden Türkiye'nin iradesi satıldı diyorum? Çünkü hakim Türk milleti adına karar verir. Benim adıma değil. Erdoğan adına da değil. Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar veremiyorsa bir hakim o iradeyi oradan alıp Suudi Arabistan'a veriyorsan iradeyi satıyorsun demektir. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesini satmıştır. Biliyorum şimdi bana diyecek ki dava açacağım. Açmazsanız namertsiniz açmazsanız bunları ispat edeceğim tamam. Beka sorunu budur. Devletin iradesini satmaktır. Devletin yargısını satmaktır. Bu karara yürekli bir hakim, ismini de vereyim Nimet Demir, güzel bir gerekçe yazmış. Uzun ama o gerekçenin bir bölümünü okumak isterim. Hafızalarımız yenilensin diye. Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet ülkemizin ehil belde, ehil belde vasfına devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır. Devletimizin ehil belde vasfına onur ve saygınlığına büyük bir saldırıdır. Ne yapalım? Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor. Acziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim ve reddediyorum ben bunu diyor. Bu hakim işte. Milletin iradesini satmayan bir hakim. Eğer sizi önce borçlandırıp sonra teslim almışlarsa işlenen cinayeti bile sen yargılama kardeşim kendi ülkeme gönder bana gönder diye talimat verir ve o talimatın gereği yerine getirilir. Kim? Siyasi otorite tarafından. Kim siyasi otoritenin başı? Erdoğan'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargının iradesini satan kim? Erdoğan'dır. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Bu kadar açık, bu kadar mı? İşte bu bir beka sorunudur kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bir beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona tarihinde hiç düşmemişti. Benzer olaylar oldu ama yargılandılar. Türkiye'de yargılandılar. Kırmızı bülteni kaldırıyorsunuz, gönderiyorsunuz davayı, sen baksıyorsunuz, avucunu açıyorsunuz, bana biraz para ver. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zamandan beri dilenci konumuna düştü? İşte beka sorunu budur. Eğer bu sorunu halkımıza anlatamazsak, ya bir dava var, ne var verelim. E birisi de gelir yarın der ki, e şu toprağı da bize verin kardeşim, ne var verelim. Bunun örnekleri de vardır. Akdamar Adası'nın istendiği görüşmeleri de biliyorum tarihte. Ama Türkiye hiçbir zaman bu pozisyona düşmedi. İlk kez tarihinde bu kadar açık ve net bir beka sorunu yaşıyor. Değerli arkadaşlarım öyle bir beka sorunu yaşıyor ki ve öyle teslim alınmış ki Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Kimsin sen ya? seni kullandılar Suriye'ye soktular 24 saat içerisinde Emevi caminde namaz kılacaktı değil mi ne oldu milyonlarca Suriyeli geldi milyonlarca yetmedi Afganlar geldi yetmedi dünyanın her tarafından insanlar geldi sınır sınır diye bir şey kalmadı bana söyler misiniz ya dünyada hangi ülke böyle bu pozisyonda hangi ülke Dünyada bir numarayız. Kapı diye bir şey yok. Sınır diye de bir şey yok. Milyonlarca insan burada. Ve bu insanlar Türkiye'de değil Avrupa'ya gitmek istiyor. Ne oldu? Avrupalılar dediler ki bir dakika. Size para verelim siz bunları orada tutun. Evet. Pazarlık bu. Size para verelim. Bütün sıkıntıyı siz çekin. Biz kendi ülkemizde rahat edelim.